Allıhan'dan çıktık. Şimdi Eskişehir'e gidiyoruz. Böyle dağların, tepelerin üstünde çok güzel bir yerde. Asfalt kalitesi orta derecede. Ama bilirsin herhalde. Güzel bir yoldan sabah serinliğinde böyle serin serin rüzgarı hissedeyim. Eskişehir'e varacağız. Yaklaşık 120 km yolumuz var. Ama güzel bir şey. Eskişehir'e geldik. Dağları, tepeleri aştık. Virajlı yolları geçtik. Ve ovanın göbeğine vurulduklar. Eskişehir'e benim en sevdiğim şehirler. Evet, Eskişehir'e geldik. Zorlu bir yoldan sonra. Şimdi Balmumu Müzesi'ni gezeceğiz. Hadi bakalım. Balmumu Müzesi. Balmumu Heykeller Müzesi'ne geldik. Şimdi buradan içeriye giriş yapacağız. Atlıhan El Sanatları Çarşısı. Odun Pazarı'nın evlerinin olduğu yerde böyle. Evet, süpermiş. Hamam Yolu Sanat Köprüsü. Şimdi burada da böyle heykeller. Ama nasıl güzeliz. Take foto. Video da şu an. Eskişehir'de Ciğerci Ahmet'teyiz. Eskişehir'e her geldiğimde mutlaka uğrarım. Buranın ciğeri, ortamı, ambiyansı harikadır. Eskişehir'e geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Burada mutlaka ciğer yiyin. Ciğerci Ahmet'te ciğerimizi yedikten sonra şimdi de Lületaşı Sanat Merkezi'ne geldik. Burayı gezeceğiz. Bakalım. Burası mı? Ya burası herhalde. Burada bir şey yok. Bir şey yok.
Ve Eskişehir'i de bitirdik. Şimdi Kütahya'ya gidiyoruz. Çamlıca Tabiat Parkı'nda konaklayacağız, çadır kuracağız. Ondan sonra yarın ise İzmir'e, Kütahya'yı gezip oradan İzmir'e artık evimize döneceğiz. Geçen hafta cumartesi günü çıktığımız yolculukta artık son günlerine yaklaştık. Kaç gün gezdik. Bartoslu'ya 7 gün gezdik. Toplamda bir 10-11 günlük bir seyahat yapmış olduk. Bir çok il gördük, ilçe gördük. Değişik yemekler yedik. Güzel yerlerde kaldık, kötü yerlerde kaldık. Güzeldi. Ama diyor tabii ki de herkese şey gittiği gibi. İnşallah yarın bu saatlerde evimizde olacağız. Artık son bir gün. Hadi bakalım. Bodrum'un çıkışında böyle bir şeyler var. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ya bunlar ev mi? Ev. Vallahi ev. Allah Allah. Ne güzel evler. Daha da yapılıyor. İçini ot kaplamış. Oturulmuyor herhalde. Allah Allah. Enteresan. Bolu'ya geldik. Karabük'ü de bitirdik. Safranbolu'yu gezdik. Şimdi Bolu'dayız. Biraz da burada çarşıyı gezip sonra Gölcük Tabiat Parkı, oradan Avant'ta konaklayacağız. Çadır kalkık yapacağız. Şimdi Bolu'yu geziyoruz. İşte o meşhur yapı. Nasıl bir şey yaramışsın? Şimdi Gölcük'e geldik. Bol Gölcük'teyiz. Şu meşhur manzarayı görmeye geldik. Hadi bakalım.
Kütahya Çin'i Müzesi. Burası ücretsiz gezilebilen bir alan. İlk defa bir müzeyi ücretsiz gezeceğiz herhalde. Diyorlar. Müzeye giriyoruz. Şuradan başlayalım. Buradaki çoğu Çinli Azim Çin'i. Azim Çin'i, Azim Çin'i. Hep o bağışlamış. Germiyanoğlu, ikinci Yakup Bey. Alo. Nereye? Ben Çin'i müzesine geziyorum. Heh. Bitiyor işte, bitiyor. Ne oldu? Tamam. Ne arıyorsun? Kütahya Ulu Camii. Orayı da bir görelim. Kütahya Ulu Camii. Güzel. Kütahya Arkeoloji Müzesi.
Orayı geziyoruz. Atlet heykeli. Bizans dönemine ait taşlar, demir metal eşyalar, kandiller, koku şişeleri, Roma devrinden kalma, kase cam, takılar, pişirme kapları, pişmiş toprak, haç. Bunlar da neymiş? Genç Herakles, Roma dönemine ait kalıntılar, imparator büstü. Hekate. Benim şu hoşuma gidiyor şu. İnsan yüzlü kap. Kalıplar. Biley taşları. Birleşik kaplar. Geyik boynuzu. İğneler, şundaki ilginç, ha, yüz. Evet. Kütahya arkeolojimiz ise böyle. Böyle bir heykelimiz var. Dön. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Dönenler Camii. Şurada büyük bir camimiz var, onu göreceğiz. Ve Çin'i müzesi varmış, onu göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Acayip zor yarış, bana ne aman, ben anlamam. Saplanacak. Kütahya'yı geziyoruz. Tek bir gezecek bir yer yok da. Şöyle bir meydanını bulduk. Böyle şurası Kütahya Valiliği. Şurada sembolik bir seramik vazo. Şurada saat kulesi. Öyle küçük, kendi halinde bir il. Şurada bir resim çekilelim şimdi. Ondan sonra devam. Gelsin. Kütahya sabahından günaydın.
Turumuzun son gününde, son kampımızda yaptık. Artık bundan sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Önce Çamlıca Tabiat Parkı'ndaki Çamlıca Restorant'ta kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bir Kütahya gezisi yapıp, çarşısını gezip, ondan sonra yavaş yavaş Uşak, İzmir yapacağız. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Burası belediyeye ait bir yer. Fiyatları da bayağı uygun. Tek kişi kahvaltı 125. Serpme kahvaltı. İki kişi 250 lira. Burada bir kahvaltımızı yapalım. Şöyle ormanın içinde dağ havasında. Sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Kütahya Çamlıca Restorant'ta kahvaltıya geldiğinizde böyle bir masayla karşılaşıyorsunuz. Sağ salim geldik. Çekiyor şu anda. Cennete geldik. Cennete. Sağ salim geldik. Bitirdik. 12 gün boyunca gezdik, dolaştık, yedik, içtik, çadırda kaldık, öğretmen evinde kaldık. Ama en önemlisi sağ salim geldik, evimize kavuştuk. Videoların hepsini YouTube'a yükleyeceğim. Oradan takip edersiniz. Görüşürüz.